Dilerseniz sevgili izleyicilerim, önce Ermeni sorununun bugün geldiği noktaya bir bakacağız. Bugünden geriye dönüş yapacağız. Bu kökenin tarihsel boyutlarına ineceğiz. Olayı sadece yaptın, hayır yapmadım, bu bir soykırımdır, hayır değildir kolaycılığından çıkartacağız. Ve her türlü görüşün rahatlıkla sergilendiği bir platforma dökeceğiz. Her fikrin tartışılmasına olanak sağlayacağız. Ben karşıt fikirleri burada gündeme getireceğim. Ama buna karşı da elbette ki Türkiye'nin tezini de savunacağım. Sevgili izleyicilerim, Ermeni sorunu Türk toplumuna böyle bir sorun varmışçasına bir görüntü içerisinde ancak 1973 senesinden sonra geldi. Dolayısıyla 1973 yılına kadar bir Ermeni sorunundan bu ülkede bahsedilmez. Peki bu olay gündemimize nasıl düştü? Dilerseniz önce bu konuya bir bakalım. Olay gündemimize gelirken ekranlarınızda görüyor olacağınız üzere Ermeni sorununun iç yüzünü işleyeceğimize göre 1973'te birdenbire Türk kamuoyu ve dünya kamuoyu şöyle bir olayla sarsıldı değerli izleyicilerim. Los Angeles'ta 27 Ocak 1973 Cumartesi günü Santa Barbara kentinde Biltmore Oteli'nde bir Ermeni yurttaşı iki diplomatımızı katletti. Vuran katil Gurgen Mıgırdıç Yanıkyan kaçmaya bile teşebbüs etmedi. Çünkü böyle bir dileği de yoktu, amacı da yoktu. Aksine yakalanıp bu olayın propagandasını yapmak istiyordu ve yeterince yaptı. Elbette tutuklandı. Müebbet hapse mahkum oldu. 10 yıl hapis yattıktan sonra 1983 yılında serbest bırakıldı ve kısa bir süre sonra da öldü. Peki Mıgırdıç bu eylemiyle ne yapmak istiyordu? Öldürdüğü kimseler Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve Muavin Konsolos, benim de mülkiyeden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden sevgili sınıf arkadaşım, sıra arkadaşım Bahadır Demir'i katletti. Her iki diplomatı da bu otele davet ederken kendisinin bir İran kökenli Ermeni olduğunu söyledi. Elinde Osmanlı Devleti'ne ait olduğuna emin olduğu bir takım tablo ve halılar olduğunu, bunları bu kültür mirasına gerçekten asıl sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu, bu nedenle bu ürünleri Türkiye'ye iade etmek istediğini bildirdi. Oradan iki yetkilinin sözünü ettiğim Biltmore Oteli'ne gelmesini istedi. Gelen diplomatlar herhangi bir şeyden katiyen kuşkulanmadılar. Ama daha masaya oturur oturmaz Mıgırdıç her ikisini de oracıkta katletti. Bununla dünyaya bir mesaj vermek istiyordu. Bu cinayetin altında herhangi bir imza görünmüyordu henüz. Dolayısıyla o günlerde hatırlayacağınız üzere bir Kıbrıs sorunu yaşıyorduk. Bu olayın muhtemelen bir Rum işi olduğu kanısı yaygındı Türkiye'de. Olayı Ermeniler yaptığı, yapan kişi Ermeni olduğunu söylediği halde olaydan Ermenilerle o kadar çok bu olay sanki tersmiş ve bir Ermeniden böyle bir şey beklenmezmiş gibi bir tavır içinde idik ki olayı Rumlara adeta fatura eder bir tavrı içindeydik biz. Ama sonradan yapılan açıklamalardan anladık ki giderek büyüyen bir Ermeni sorunuyla karşı karşıyayız. Aradan 2 sene geçti değerli izleyicilerim. Ve bu 2 yıl sonunda birbiri ardına birçok cinayetlere dünya tanık olmaya başladı. Genelde öldürülenler Türk diplomatlarıydılar. Ve eğer diplomatlara
ulaşılamıyor ise, o takdirde de örneğin okula giden çocuklarına ulaşıldı ve ekranlarınızda gördüğünüz gibi örneğin bu Ahmet Benler, Hollanda Büyükelçimiz Özdemir Benler'in oğludur. Bu örnekte olduğu gibi üniversiteye giderken yolda kıstırdılar ve katlettiler. Bunun üzerine bu cinayetler büyük bir hızla 1975 yılından itibaren bütün dünyayı sarsmaya başladı. Hangi ülkede hangi diplomatımızı, konsolosumuzu, eşlerini ya da çocuklarını ve nasıl koruyacağımızı bilemez hale düşmüştük. Ve 1983 yılına geldik. 1983 yılında ilk kez Türk kamuoyunun dikkatine bu olaylar, 10 senedir sürmekte olan bu olaylar, o günkü henüz Sabah gazetesi kurulma aşamasındaydı. Ege'nin en çok satan gazetesi Yeni Asır. Dinç Bilgin Bey'in babası adına, Şevket Bilgin adına bir ödül ortaya konuyor idi her yıl. 83'teki konu uluslararası terörizm ve Ermeni terörü olmuştu. Artık dünyada bir Ermeni terörünün varlığı bir medya kuruluşu tarafından gündeme getirilmeye çalışılıyor ve dünyanın kamuoyunun dikkatine sunuluyordu. Ben bu yarışmaya bu şekilde girdim. Ekranlarınızda gördüğünüz şekilde bir jüri oluşmuştu ve bu uluslararası terörizm ve Ermeni terörü konusunu Dışişleri Bakanlığı arşivlerine de girerek 4-5 aylık bir çalışmadan sonra bu yarışmayı ben kazandım ve bu yarışma 40 gün kadar gazetede tefrika edilerek kamuoyunun dikkatine sunuldu. 1983'te, yani bundan 23 sene önce de işte bu derinlikte, bu etkinlikte araştırmaları yapmaya başlamıştım. Bunda tabii ki sınıf arkadaşım Bahadır Demir'in katledilmiş olmasının da ayrıca bir duygusal yanı, hiç kuşkusuz ağırlık kazanmıştı. Daha sonra bizim sınıfımızdan 3 şehit verdik değerli izleyicilerim. Dolayısıyla konu 1975 yılından itibaren bütün dünyanın gündemine oturdu. İkinci olay tam 2 yıl aradan sonra cereyan etti. Bu kez Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil öldürüldü. Tarih 22 Ekim 1975, Çarşamba günü Viyana'da, Avusturya'da ve katil bulunamadı. Bu katil bulunamadıları değerli izleyicilerim hep kırmızı çember içine alarak dikkatlerinizi bir noktaya yoğunlaştırmaya çalıştım ve çalışacağım. Olayı Asala diye bir grup üstlendi ve fakat katil bulunamadı. Bundan sadece 2 gün geçti. Bu defa Cuma, 24 Ekim. Bu defa Paris. Paris Büyükelçimiz İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener öldürüldüler.